İstanbul'da yeni yılın ilk gününde karıştıkları kavganın ardından kaçırılıp silahla vurulan iki kişi kazılan bir çukura atıldı. Öldükleri sanılan iki kişi şans eseri kurtuldu. Bir kişi göz altında, üç kişi ise aranıyor. Haber muhabiri Mehmet Karataş da ayrıntıları aktarıyor. Evet sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında olay 2022'nin ilk gecesi meydana geldi. 36 yaşındaki Muhammed Ç ve 39 yaşındaki Ahmet Ç daha önce kavgalı oldukları kaldıkları apartın sahibiyle daha önce kavgalı oldukları belirtiliyor. Ve yılbaşı gecesinde de Şişhane'de karşılaştıkları ve silahla ateş etmeleri sonucu iki arkadaşı yaraladılar ve ardından da araçlarına alarak araçların direksiyonunu bulunduğumuz bu noktaya kırdılar. Yani Eyüp Sultan'da bulunan bu dağlık bu ormanlık alana getirdiler ve dehşet dolu dakikalarda aslında tam da bu noktada başladı. Çünkü öldürüldüklerini daha doğrusu öldüklerini düşündükleri iki yaralıyı dakikalarca yol kenarında bıraktıkları araçtan uzaklaşarak dakikalarca taşıdıktan sonra bulunduğumuz işte tam da bu noktaya getirdiler ve burada iki yaralıyı bıraktıktan sonra bu noktada yanlarında getirmiş oldukları kazma ve küreklerle işte buraya çukur açmak üzere kazıya başladılar ve kazı çalışmaları tabii ki e, ilerledikçe günün de ağırmasına yakın hızlı bir şekilde hemen bu çukurun içerisine atarak hatta toprakla dahi üstlerini tam örtmeden bu noktadan hızlı bir şekilde ayrıldılar. Dediğimiz gibi önce e, omuzundan ve bacaklarından silahla ateş ederek yaraladıkları iki kişinin kan kaybetmesi sonucu bayılması ve baygınlığını onlar öldü düşü zannederek öldürdükleri iki kişiyi işte buraya getirdikten sonra burada hemen çukur açıp içerisine attıktan sonra bu noktadan uzaklaş. Ki, kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak göstersin. Burası da aslında aracı bırakmış oldukları o yol kenarına oldukça uzak ve gelinmesi zor bir nokta. Ama dediğimiz gibi dört zanlının buraya iki yaralıyı öldük, öldüklerini düşünerek taşıdılar. Ve ardından da işte buraya getirip çukura attıktan sonra bu noktadan uzaklaştılar ki bizler de haber ekibi olarak o anların bu noktaya geliş ve gidiş anlarının güvenlik kameralarına ulaştık. Ve haber ekranlarında şu anda da izliyorsunuz iki kişiyi bu noktada öldüğünü düşünüp bıraktıktan sonra araçlarına dönen sandılar tam da o noktadan dönerken devriyede olan, devriye atan jandarma ekipleriyle karşılaştı ve jandarma ekipleri onların şüpheli hareketlerini fark ettikten sonra onları bir süre takip aldı ve şehrin merkezine geldiklerinde ise bir anda onlar kayıplara karıştı. Ancak jandarma ekipleri tedbir elden bırakmadı ve şüphelileri ilk gördükleri işte bu noktaya yakın yol kenarına tekrar geri döndüler ve döndüklerinde ise aslında tam da düşündükleri gibi burada bir olumsuzluk, bir olay vardı. Çünkü iki yaralı kendi imkanlarıyla öldüklerini düşündükleri iki kişi aslında ölmemişlerdi ve kendi imkanlarıyla bu noktadan sürünerek, sürüklenerek bu noktada süründükten sonra yol kenarına ulaşmışlardı ve jandarma ekipleri de tam oraya geldiklerinde yaralı kanlar içerisinde ve üstü çamurlu olan iki yaralıyı fark etti ve sağlık ekiplerine haber vererek hemen bu noktadaki en yakın e, hastaneye kaldırıldı ve şu anda da tedavilerinin devam ettiği ve sağlık e, durumlarının hayati bir tehlikenin olmadığı belirtiyor ama vücutlarında çok sayıda kırık ve e, kurşunların olduğunu da size Paylaşalım. Tabii ki e, zanlardan da özellikle de araçlarının plakasının tespit edilmesi sonucu ki jandarma ekipleri bu noktada iş sürdü. E, bir kişinin yakalandığı ve diğer kişilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini belirtip söz sektörü size bırakalım.